Bizden aşağıdaki fonksiyonun grafiğinin hangisi olduğunu bulmamızı istemişler ve verdikleri fonksiyon fx eşittir 2 çarpı 3 üzeri x ve ekranda da 3 tane grafik var. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve bu grafiklerden hangisinin fx'e ait olduğunu bulun. Evet, gelin birlikte. Bunun gibi üstel bir fonksiyonla karşılaştığımda, bu arada bu fonksiyonun üstel bir fonksiyon olmasının sebebi buradaki sayının kuvvetinin alınmış olması. Evet, ne diyordum? Elimde üstel bir fonksiyon varsa iki şeye bakarım. Bunlardan ilki, x sıfıra eşitken ne olduğu. Başka bir deyişle fonksiyonun hangi değeri aldığı. 2 çarpı 3 üzeri 0. 2 çarpı 3 üzeri 0. 3 üzeri 0, 1'e eşit olduğu için bu 2 eder. O halde y eşittir f(x)'in grafiğinde x sıfırken y 2'ye eşit olacak x ekseni bazen zaman ekseni yani t ekseni olarak kullanıldığı için bundan zaman zaman başlangıç değeri olarak bahsedildiğinde duyabilirsiniz ama bu formdaki bir fonksiyonun x sıfırken aldığı değer y ekseni kesim noktasını verecektir. f sıfır neydi? 2 çarpı 3 üzeri sıfırdan 2. Peki bana bu grafiklerden hangisinin, hangisinin y ekseni kesim noktasının 2 olduğunu söyleyebilir misiniz? Burada y ekseni kesim noktası 1, buradaki 3 ve buradaki 2. Gördüğünüz gibi eleme yöntemiyle doğru cevabın 3. seçenek olduğunu bulduk ama incelemeye devam edelim. Çünkü bu sayede üstel fonksiyonların özellikleri konusunda güvenimiz yerine gelecek ve karşımıza çıkan her üstel fonksiyonun üstesinden gelebileceğiz. Ne dedik? Üstel fonksiyonlarla karşılaştığımızda iki şeye bakarız. Dikkat ettiğim ikinci nokta, ortak oranda denilen buradaki 3 sayısı. Ortak oran denmesinin sebebine gelince, x'in her bir birimlik artışında 3'ün kuvvetini 1 arttırıyor olmamız ya da fonksiyonun aldığı değeri 3 ile çarpmamız. Nasıl mı? Şöyle, f1, 2 çarpı 3 üzeri 1'e eşit olacak, öyle değil mi? 2 kere 3 de 6 eder. Evet, gördüğünüz gibi az önce de söylediğim gibi f0'dan f1'e geçmek için 3 ile çarptık ve 3 ile çarpmaya devam edeceğiz. Örneğin f2, 2 çarpı 3'ün karesinden 18 edecek. Ve yine x1 arttığında fonksiyonun aldığı değer 3 katına çıktı. Evet, gelin şimdi şu grafiklere bir bakalım. İlk grafiğin y ekseni kesim noktasının 2 olmadığını söylemiştik ama x0 iken 1 olduğunda fonksiyonun değeri 1'den 3'e çıkıyor ve x2 iken de fonksiyonun değeri yaklaşık olarak 9. Evet, bu grafikteki fonksiyonun ortak oranı 3 gibi duruyor ama y ekseni kesim noktası 2 değil. Bu grafiğin fx eşittir 1 çarpı 3 üzeri x'in grafiği olduğunu sanıyorum. Burada 3 ile başlıyoruz, x'in her bir birimlik artışında fonksiyonun değeri 2 katına çıkıyor gibi görünüyor. O halde bu da y eşittir, başlangıç değerimiz ya da y ekseni kesim noktamız neydi? 3. Fonksiyonun değeri her seferinde 2 katına çıktığı için de bu 3 çarpı 2 üzeri x'in grafiği. Bunun için ne demiştik? y eşittir 1 çarpı 3 üzeri x. Evet, fonksiyonun değeri her seferinde 3 katına çıktığı için ortak oranın 3 olması lazım. İsterseniz bunu y eşittir 3 üzeri x olarak da yazabiliriz. Ve sıra geldi sonuncuya. Doğru cevabın bu olduğunu söylemiştim. Umarım yanılmamışımdır. Evet, hadi bakalım. x'in her bir birimlik artışında fonksiyonun değeri 3 katına çıkacak. 3 katına çıkmalı. Ve 3 kere 2 de 6 eder. x bir birim daha arttığında 18'e ulaşmamız lazım. Bu değer grafik üzerinde değil ama fonksiyonun değerinin her seferinde 3 katına çıktığı konusunda hemfikiriz öyle değil mi? Bu arada isterseniz bunu diğer yönde ilerleyerek de görebiliriz. Nasıl mı? x'in değeri bir birim azaldığında da 3'e bölmemiz gerekir. 2 bölü 3. Ve evet, buradaki değer 2 bölü 3'e oldukça yakın. Bu yüzden de doğru cevabın 3. grafik olduğundan eminim.